Seven biri bedenimizi incitmez. Seven biri teninize dokunmadan dikkatlice ruhumuza doğru nüfuz eder. Çamura düşen bir elmas hala bir elmas olarak kalır ve gökyüzüne kadar yükselen toz ise toz olarak kalır. Başarının formülünü bilmiyorum ama başarısızlığın formülünü biliyorum. Bu herkesi memnun etme girişimi. Diğer insanların yollarında seninki yok. Senin yolunda bütün yollar var. Bir insan nasıl yaşarsa yaşasın yine de bir aileye ihtiyacı vardır. Aile ne para için, ne kariyer için, ne de arkadaşlar için değiştirilmez. Aile bulmacanın bir parçası olarak eksik parçayı bulmak ve resmi geliştirmek içindir. Kaç tane arkadaşın olduğu önemli değil. Önemli olan kaç tanesinin zor günde sana yardım ettiği ve kaç tanesinin iyi günde seni hatırladığıdır. Bağışlamayı öğren. Hiç kimse mükemmel değildir. Mutlu insanlar gördüğünüzde kıskanmayın. Mutlulukları için nasıl savaştıklarını bilmiyorsunuz. Üzülme. Kaybettiğin her şey başka bir biçimde sana geri dönecektir. Zarafet, bir kadının erkeği himayesine aldığı en büyük kadınsı güçtür. Ruhundan düşen taşlardan mutluluk için iyi bir yol alacaksın. Denizdeki bir damla bazen denizde olduğunu anlar. Ancak nadiren kendisinin de denizin bir parçası olduğunu fark eder. Korkacak bir şey yok. Yapraklar yenilenir ama kökleri kalır. Diğer insanlarla ilişki içinde olma şekliniz er ya da geç size geri dönecektir. Gelecek hakkında soru sormaya gerek yok. Gelecek bizler için gizemli bir hediye gibi. Sadece anı yaşa. Gelecek hakkında kaygıya gerek yok. Sadece ona izin ver. Geleceğe güven. Geleceğin kendi zamanı var. Sadece karşı koyma, direnme. Ona sorular sorma. Nefesini yaşadığın şu ana odakla ve bırak süreç kendi doğasında akışına devam etsin. Erken açan çiçekler vardır ve geç açan çiçekler vardır. Bence insanlar da aynı şekilde çiçek açıyorlar. Şayet dırdır yapacak
ve şikayet edecek vaktiniz varsa, her şeyi değiştirmek için yeterli vaktiniz var demektir. Gittiğiniz yol hızınızdan daha önemlidir. Her zaman bir seçim vardır. Ya her şeyi istediğin gibi yapar, mutlu olursun, ya da başkalarının istediği şeyleri yapar, onlardan ve kendinden nefret edersin. İyi bir kitapla iletişim kurmak, boş bir insanla iletişim kurmaktan daha iyidir. Anlam her zaman içinizdedir ve okuduğunuz kitaplar onu yüzeye çıkarmak için kurnaz kancalardır. Benden nefret edenlerden nefret etmek için zamanım yok. Çünkü beni sevenlerle meşgulüm. Her şeyin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerimiz, her şeyin nasıl olduğunu görmemizi engelliyor. Asıl gizem, kelebeklerin peşinden onları yakalamaya çalışmak değildir. Kendi bahçenizle ilgilenin, çünkü o zaman tüm kelebekler kendileri size gelecektir. Kendini bulan kişinin başkalarının görüşlerine bağımlılığı kalmaz. Zihin bir kere kendi sınırlarını aştığında artık geriye dönmesi mümkün değildir. Aile her zaman boyanması gereken bir tuval gibidir. Bugün yaptığımız resme yarın hayran olacağız. Kişinin ruh eşinde araması gereken ana özellik tanıma hissidir. Kendisini yuvada hissetmektir. Eğer seni her düşündüğümde bir çiçek büyüseydi, sonsuza dek bahçemin etrafında dolaşabilirdim. Kadınlar, hatta en güçlü kadınlar bile kendisine hediye edilecek bir şeye ihtiyaç duyarlar. Hayır, ne çiçekler ne de hediyeler. Onlara gerçek duygular verecek birini. Her gün aynı kişiye aşık olmaktan daha güzel bir şey yoktur. Gerçeği bilmeden sonuç çıkarmayın. Her şey mümkün olabilir. Her birimizin kendi mutluluk ve hüzün valizlerimiz vardır. Denge için.
İyi kelimeler kısa ve kolay olabilir. Ancak yankıları gerçekten sonsuzdur.